görüyoruz. 4. Kalan boş. Ateş düştü, yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri ak, yumuk yumuk, o jeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucum nasırları. Otomobili tamire geldi bizim tamirhaneye. Gör görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası koşu aynamda daradım saçlarını. Gelecekti bugünü geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Romanlardaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kasları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kasları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzosuna boğuldu. Evet, bir haftanın sonuna daha geldik. Çok kötü demeyeyim, çok yoğun mu diyeyim. Ne derseniz diyelim ama sanki de hayatımızdan birileri çalmak istiyor. Halbuki aynı suda iki kez yıkanamaz insanlar. Aynı zamanda iki kez yaşanmaz. Ve önemli olan tekrarı olmayan, yaşanan her anın tekrarı olmayan bu dünyada yaşadığınız anın güzel, mutluluk veren bir güzellikte yaşanmasıdır. Gel görürüz ki sizin kendinizin bu konudaki çabalarınızın bir sınırı vardır. Kendi kendinize. Yüreğinizin sesi yankısını bulursa o zaman bir
mutluluk yaşayabilirsiniz ama hep sorulanır, toplumsal mutluluğun olmadığı yerde burada bireysel mutluluk ne kadar mümkündür? Doğru. İşte Ramazan'ın sonuna geliyoruz, bayram var. Ve İslamiyet'te çok sıkça muhabbetler sözü hatırlatılır. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Komşusu mutsuzken mutlu olmak da, komşusu açken tok olmayı içselleştirmek gibi bir şeydir. Ve bu çerçevede baktığınız zaman çok talihsiz bir süreçten geçiyoruz. Bu toplumun böyle çizgiyi bölme anlamında değil ama çizginin mecliste 5 siyasi parti vardır. Bu siyasi partilerin birbirine daha yakın olduğunu hisseden 3 parti, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partisi bir hükümet kurdu. Üçüncüsünü kurdular. Beklediler, hükümet kuruldu. Beklediler, hükümet programı okundu. Beklediler, mecliste görüşme oldu. Ertesi gün çıktı ve ufak ortaklar dediler ki, bizim 100 günlük bir icraat talebimiz vardır. Kabul ettiğiniz âlâ, kabul etmediğiniz muallâ. Yani biz güven oyu vermeyeceğiz ve bugün oraya doğru gidiyor. Bunun demokrasiyle, demokratik yaklaşımla ne kadar olgunluğu var, örtüşmesi var derseniz, elimi şuracağa koyduğum zaman var diyemiyorum. Diyemiyorum yani, bunun namıcım yok. Siz oturursunuz, iki defa tecrübe ettiniz, üçüncüsü için fırsat doğdu size. Geldi size Ulusal Birlik Partisi, gelin koalisyon kuralım. Yok efendim. Faiz Bey'i zaten bire bir espri yaptı. Müslümanlıkta faiz haramdır ve Faiz Bey'in dağıdığı haramdır gibi böyle bir espri de yapanlar vardı. Dersiniz ki bizim bu şartlarımız var, hem de tek başımıza değil. Demokrat Parti bir hedefi olarak oturursunuz. Olursa olur, olmazsa da olmaz ve faiz sucuğu da gider iade eder. Siz orada tamamlık yok. Hükümet programı alelacele bir öncekinin aynısı olsa bile bir fırsattır, bir dakika. Bu yenidir, biz hükümet programına katkı yapmak istedik demediniz. Okundu demediniz. Geldi tartışma, gene bir şey demediniz. Ondan sonra Yeniçeri isyanı gibi bir isyan başlatılıyor gibi. Hakkı var mı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi? Var. Ama bana sorarsanız UBP'nin faiz sucu oldu, ne talihsiz. Ortaklarıyla problem var ve ortaklar, küçük ortaklar UBP'yi hükmetmeye çalışıyor. Hükmetmeye çalışıyor. Bir de partisinin içinde sıkıntılar var. Bunları bugün bulurdum size bir cez kravatlı adam ve konuşayım. Ya, bugün size harika bir konukla sizi buluşturacağım. Hep söylerim. Ne olur kimse alınganlık, ne demek istediğim anlaşılırdır. Toprağa yakın işleyen, eli nasırlı, işinden dolayı eli kirli insanların elini sıkı sıkı tutun ve sıkın. Onların eli birazcık görsel anlamda kirli ise anlayın ki yürekleri temizdir. Yürekleri temizdir. Onlar ki neredeyse güneş görmez, hep böyle cilet, kat, kravat, giydikleriyle bir şey örtmeye çalışan insanlar kirli insanlar. Giydiklerine, evet ya biz de işte görürsünüz, iyi kötü biraz temiz tertipli geliyoruz buraya yani işimizin gereği. Ama böyle buraya bir cez markayı belli edeyim. Bakacaksınız, her kim ki giydiklerini çok öne çıkarır, onlar örtüdür.
örtünürler, bir şeyleri örterler. Ve dediğim gibi eli kirli, eli nasırlı insanların yürecikleri gül gibidir. Tıpkı el yeli Salih kardeşim gibi. O bir tarım alanı çalışanıdır. Kıbrıs Aziz'den kombayı var. Ve işte önümüzdeki hafta bayramdan sonra başlayacaklar işe. El yeli olması ayrı bir meseledir. El yelileri severim ben. Severim. Yani kendimi böyle bilmeyenler zannederim şu ben de el yeliyim. Ve beceririm ha. Ne oldu lan? Derim ha. Derim, bilirim. Ve sonuç itibariyle bir şey daha bir de söyledim. Biraz sulandı ama bir de Lurigina'da yaşayan Lurigina'lıları da ayrıca bir yerlerde tutarım. Sen kaymaklısın. Kaymaklı benim özel şey. Yani tek fanatik olduğum taraftır ama böyle bu yerlere gittiğimde, bu yerlerden insanlarla muhatap olduğum zaman da ayrı bir huzur duyarım. El yerlerle her zaman için kardeşlik muhabbetim vardır. Eksiksiz. Hoş geldiniz Salih Bey. Yok, el yeli Salih'im. Ben deli Salih. Öyle dersen herkes bilir. Çok şükür evet. Allah'a. Evet. Yani adınan değil bu iş. Ne beylik nerede, biz nerede abi? Biz kendi ekmeğimizi peşindeyiz. Gece gündüz uğraşırız ama maalesef boşa kürek çekerik. Kayık aynı yerde durur, bazen de geri gider. Tabii şimdi el yeli Salih Urfalı dedik. Ya nereden nere Urfalı? Bir de izleyicilerimize söyle de bilsinler nereden gelir Urfalı. Rahmetli bizim atalarımız Kıbrıs'ı fethettiğinde Türkiye aynı şekilde Türkiye'den gelip buraya yerleşenler vardı. Urfa'dan gelmiş bizim kökümüz Urfalı, Urfalı, Urfalı. Öyle geldi dedelerimiz falan. Bu soyadı kanunu çıktığında da gitti amcam aldı, gitti babam da aldı aynı soyadını ve odur yani başka bir Urfa'dan gelme bir şeyimiz yok. Yani esas köküm benim Kıbrıs'ı. Urfa'ya gitti mi? Gitmediğim. Türkiye'nin çok yerini gezdim ama gitmediğim. Yani düşün Urfa'ya gitsen Salih Urfalı. Evet. Urfa'ya. Evet. Bunda gelir bazı Urfalılar. Nerelisin? Ya derim Urfalı. Ben de Urfalıyım derim. Yani neresindensin derba? Ben de derim Üstaçık köyünden. Abi o nerededir derba? Sizin köyün üstü kapalı mı derim yani. Ya bir ya bu soyadımdır Urfalı ama atalarımız Urfa'dan gelmedi. Yani böyle şakalarımız olur. Çok şükür Allah'a. Eşimiz, dostumuz çok. Yani işte uğraşırız. Söz vermek nedir senin için? Söz namustur ya. Söz verdin namustur. Namus demektir değil. Ben sana söz verdim. Abi tutmam para. Ver bana 1000 lira. Yarın sabah vereceğim sana. Vermezsem olur. Olmaz. Vereceğim. Söz verdim. Söz namus demektir. Yani eskiden mesela benim babam 67'leri. Ben 56 doğumluyum. 67-68'lerde. Korkallar da çıksınlar dışarı. O Morfo'da Rumlar vardı babamın arkadaşı. Ben Rumcayı da öğrendim. Nasıl öğrendim? Babam derdi, babi çocuğuydu. Enerdi köyün yolunu aşağı, şimdi Gaziveran yolu dediğimiz yola. Kemin otobüsleri vardı. Galeoron'un otobüsleri. K, E, K nokta, E nokta, M yazar üstünde. Verdik, yarım şirin götürdü bizi o Morfo'ya. Babam söylerdi, bana Rumca ben de yazardım Türkçe okunuşunu. Giderdim, derdim falan yere giderdim, falan adamı isterim. Rumca olarak okurum yerine. Derdi, götürürler beni karşısına, ben Elyeli Emir Mehmet'in oğluyum. O, babam gönderdi beni, bunu veresin. Bir gün yolladı beni, ben ne olduğunu bilmezdim tabii. Yolladı beni Balondalara. Şimdi Ziraat Bankası'dır, orası Güzellik'te. Gittik, müdürü işte adı neyse geçmiş gündür. Dedik, bunu isterik. Götürürler bizi yanına, oturur orada. Söyle dedi, okuduğum yerine bir şey söyler bana. Anlamam dedim. Çocuk, çağırırlar bir Rum, Türkçe bilir, Farsi. Nedir dedi, dedim, söyledi bana Türkçe, söyle ne istersen. Dedim, aa babam bunu söyledi bana, bunu be dedi. Baban ister 1000 Kıbrıs lirası versin sana da götüresin babana. Da bir ay sonra verecek de getiresin. Bu adam bu parayı veriyor sana ama bu para çok paradır. Yani neyle gideceksin? Dedim, Galeoron'un otomobiliyle gideceğim, kemin. Yok dedi, taksi tutacaksa dedim, yok babam kızar.
Sen merak etme. Çağırırlar bizi taksi tuttular, kollar bizi arabaya verdi parayı da adam zarfın içine koydu. 5 liralıydı o zaman en büyük para. Verdi bize gittik köye. Dedim dur biz de traktörle inerik yola kadar. Burası da çakıl fabrikası var. Argonya'nın yanında. Oraya koruk traktörü. Binerik otobüse giderik. Taksiciye dedim dur yok dedi baba. Seni bilmem ne oldu değilsin ya ben babanı da tanırım. Sürdü. Gittik. Ben dedi baba babam taksi tuttum da geldim. Vallahi ben tutmadım dedim. Böyle böyle mesele. Da para çoğumuş da şey yaptılar verdi. Götürdü beni tekrar aşağı. Aldı geldik yani ne senet ne şey söz. Urum bir çocuğa. Evet. Kaç yaşındaydın? 56 doğumluyum. Aşağı var 13 yaşında, 15 yaşında ya vardım ya yoğdum. Yani geçmiş gündür tam yılını hatırlamam ama. Yani 63'ten sonra? 63'ten sonra. 67, 68, 70 oralarda. Oralarda yani. Anladın? Yani söz dediğinde budur. Gene babam günü geldi mesela kodu verdi götürdük. Gittim bir gün şeye. Şimdi orası şey değil. Nasıl diyeyim sana? Avukat Malyalı'nın karşısı avukatların yanında Vakıflar Bankası'nın dibinde bir kebapçı var. Oracıktan kalkardı kemin otobüsleri. Böyle bir bucacık var orada. Böyle üçgen de tank var oturum orada bekledin otobüsü. Yarım şine götürdü bizi yola. Geçtim oraya oturdum pankın altında bir cüzdan bu kadar. Bir çocuk. Öyle aldım cüzdanı açmadım. Polis neresteyse şimdi güzel yurtta gene aynı yerdeydi polis. Gittim polise verdiğim. Söyler var ben anlamam. Çağırırlar birini hiç Türkçe bilir. Dedi nedir? Dedim böyle böyle falan yerde buldum. Bankın yanında. Ha, buldum bunu dedim. Açtılar o morfonun zengin bir tüccarı vardı. O zaman portakallar alırdı bilmem ne. Biz çekinin olduğunu bilmezdik o zaman. Çek doluymuş içi bilmem ne. Aralar adamı geldi adam Farsi Türkçe bilir. Ve kimin olursun emin memnun olayım dedim elyeli. Bin tomoyla. Ne var? Bin yalı tomoyla korkma dedi bu. Bir şey yapmam sana. Sürdü gittik köye. Götürdü beni babama. Ne oldu böyle dedi baba. Dedim abla böyle böyle mesele. Polis verdi. Otururlar kahve içtiler. Babamla çıkarttı 500 lira. Büyük para. Büyük para. 500 lira versin. Ben dedim yok ben istemem. Babam dedi yok istemem. O urum aldı o 500 lirayı böyle avucuna babi. Girdi otomobili. Al bu parayı dedi böyle de tokandı arabaya. Gitti. Yani böyle arkadaşlıklarımız var. Ha kötüleri de vardı. Yanlış anlama. Kötüleri de vardı ama bizim köyden korkarlardı. Petre, Pendaya falan hep korkardı bizim köyden. Yani bir dakika böyle bakarak sen 56 doğumlusun. 63'te çocuğudun. Evet. Ama bak yavaş yavaş tanıdı. 74'te bir. Türkiye'nin sayesinde kurtulduk. Harbi kazandık. Evet. Kazandık ama kaybettik. Neden? Anlat bakalım sana göre. Şimdi abi sen nasıl söyleyeyim sana? Şimdi 74'ü biz kazandık. Ben asker idim 74'te. 3 ay 10 günde esir yattım Leymoson'da. Lefke'deydin. Ne? Lefke'de asker idim. Lefke teslim oldu. Tabii o zamanın hükmünde sancaktarı ve tabur komutanı vardı oranın. Türkiye kökenliydi bunlar. Teslim olduğunda ben kaçtıydım dağa, Fethi Akıncı var bilmem tanırsan Girne'de. Onunla beraber 6 kişi bağlı köy, 4 kişi de bağlı köylü, 2 kişi de. Biz 6 kişi kaçtık dağa biz. Dağda kaldık 3 gün 3 gece, dürbün, silah, her şey var. Takip ederek bisikletlerin üstünde gezer insanlar dedi, gelelim gidelim. İndik, Aplıcın atış alanının içinden sakladık silahları çam ağacının altına, örttük pürülerle. Ve geldik şeye, Lefke'ye çıktık, kestik. Barbetleri bunda asker idim. 9 aylık asker idim. Öreceğim çıksın aklımdan. Çıktık. Şaban Arap'ın blok kestiği yer vardır. Şimdiki Lefkeliler bilir çok iyi. Dinleyen arkadaşlar da var. Onlar da bilir. Oraç'ta giderik. Bambo diye bir Rum vardı. Yapıcı. Benim Cemal tüm Türkiye'yi yeğenim var köyde. Onun evlerini sıvardı. Bir baktım durdu. Bağlı köylü Kemal Bağdaş'ın bir yeni minibüs aldıydı o zaman bu Ford Transit'lerden. Durdu onunla beraber Teğmen. Ama siviliydi ama harekatta Teğmen. Bir yıldızı vardı. Yanında bir Rum daha vardı. Vesari durdu yanında. Ne yapayım dedi. Dedim ne yapayım. Belirdi asker olduğumu yani Lefke'de. Dedim. Dedi bana ve bütün köylüleri sizin dedi 2 saat evvel götürdüğü şey barış gücü köye.
bunda asker olanları. Gel götüreyim seni dedi. Bana şimdi anan baban dedi parçalanır öldüm diye. Bindik yanına, bir de midesi bozuk lastikçi vardı. Lefke'de onun oğlu Akın vardı. Beraber idik. Beraber askerdik zaten. Bindik minibüse, sürdü tam Çamlıköy'e doğru. Çamlıca barikatı vardı oraçta. O barikatta nöbet tutardık biz. Onu devirdiğimizde yanındaki Yunanlıydı. Dedi bana ne yapayım silahını? Rum dedi bana inna moyga meoplasu. Demek istedim dedim yani attım oraya bana ne dedim yani horkom bubacı. Yani köyüm o yanda benim bana ne bundan. Ne diyeyim orada yani mecburi. Gittik Çamlıköy'e durduk. Eniştem var orada yeğenim var evli onda. Ben naran be bunlardan öldürecekler seni falan. Yok lan dedim köye götürecek beni arkadaş diye. Kolası varlar biz oraçta falan sohbet ettiler. Çıktık geliri İdeler diye bir yer vardır. İstasyonu geçtikten sonra Petra'ya doğru. Oraçta bir 30-40 tane asker öyle yolun içinde kestiler yolu. İlla alarak biz ikimizi, iki, Akın'la beraber ben onu getiririm geri dedi. Dedi, alaraklar bizi dedi genlere, generalın emridir götürürüm. Yani beni öldürürsünüz dedi, bunları sonra alırsınız. O Yunanlı da beraber. Ondan bundan epey girişler başta bıraktılar bizi. Sürdük gittik köye. Böyle karpuz zamanıydı va sana bir. Babam da gaveci. Babam gitmiş barış gücün aşağı beni soruştursun bilmem ne. Anam, kız kardeşlerim parçalanıyor. Neyse yolladık birini çağırırlar babama geldi. Oturduk kahve yaptık, içtik bilmem ne Rumunan, o Yunanlı da beraber. 5-6 tane karpuz verdim yenilere. Anam bir naylon çanta hellim doldurdu, verdik. Öyle şimdi bizi getirdi bu, götürecek bizim arkadaşı. Dedim babam o geldi asterim seni. Hiç görmedim yani o zamandan yani yaşarsa Allah ömür versin. Geldi ne var mesela öğrendiydik artık Rumcayı yani. Dedim be beni getirdin sağ ol. Şimdi bu arkadaşı dedim anası bilir benim inandır. Bu arkadaşı götürürün geri canlı. Eğer öldüreceksiniz geleyim ben öldürün de bunu götürün. Dedim ben. Başladı ağlasın. Başladı ağlasın. Dedi abi nedir ona şey söyledi. Öldürecek olsam dedi ikinizi öldürdüm ve verirdim dedi. Yunanlılar kestiği yolu görmediğin. Neyse aldı götürdü kendini. O günden sonra da görmedim kendini hiç. Yaşarsa Allah ömür versin. Bambu, evet. Yapıcı ustasıydı ama teğmeniydi şeyde. Yani sivil mesela, yani şey yapılarında. Yani var çok bir şey söyleyeyim, hatırladım. Ben çok zor dönemlerden geçtim. Evet. Kabul ederim. Kıbrıs Türk'ü işte 63'ten sonra kendini idare etmeye çalıştı. 74'ten sonra da işte önce federe devlet, sonra KKTC. Biz bir devlet işini becerebildik mi? Beceremedik. Niçin beceremedik? Allah kuvvet versin Türkiye'ye. Hı. Bak Türkiye olmasaydı bugün biz yoktuk. Bir gerçek atamızdır. Nasıl babamızsa o da bizim babamızdır. Köklerimiz hep ondan gelmedir. 1571'de Küçük Mehmet fethettiğinde bu memleketi ondan taşıma aynı 74'teki gibi. Ne oldu? Mesela Türkiye açık ve net. Türkiye'nin bunun içine verdiği para Kıbrıs'ın Rum tarafını da Türk tarafını da defa defa satın alırdı. Bu memlekete harcadığı para. Ama biz bilmiyorum artık hala daha Türkiye'den gelen parayı 74 ganimeti gibi harcarsak nasıl duracak? Şimdi parayı veren düdüğü çalacak mıydı? Çalacak. Senin bir oğlun varsa evlendirdin kendini. Arabacığını aldın, işi de var, evi de var, her şeyi tamam. Her ay başı gelirse baba ver para da şişmez. Baba ver para da şişmez. Ve işten ne yapan parayı? Garıya gidersen, kumara gidersen, işçiye gidersen ne diyeceksin baban? Babası olarak sen ne diyeceksin evladına? De, dur bir dakika. Benim söylediğimi yaparsan sana para veririm. Yapmazsan vermem. Doğru mu bu söz? Başka bir şey söyleyeyim sana. Bu memlekette bu 74 barış harekatını biz kazandık. Rumlar gitti. Bizim ne elektrik santralımız vardı ne bir şey. 30 kusur sene bize Rumlar elektrik verdi. Bizim devlet de bu parayı, elektrik parasını topladı. Nerede bir gariban varsa ödeyemedi. Yok yahu. Adamın 5-6 tane çocuğu var evde.
yok, iş yok, güç yok, bilmem ne. İlk zamanlar problemliydi çok, para yok falan. Şimdi ne yapacak o adam? Kesilir elektriği, keseler elektriğini ödemedi diye. Elektrik dairesinde işleyenlere 74'ten sonra, çünkü bulduk bol. Elektrik dairesine elektrik parası vermezdi. Şimdi bugün git bir devlet dairesine. Kaç tane memur varsa klimalar, cayır cüyür işler, döndürekler işler, bilmem neler işler. Kimin umurunda? Kontrol yok. Ne saat girer daireye, ne saat çıkar? Basar mı parmağını İngiltere'deki gibi? Ben bu saat geldi bu adam, bu saatte kaçıyor. Öyle bir şey yok. Denetim yok. Hiçbir şeyde denetim yok. Bugün git bir markete, bunda alın Bolivya 25 lira, onda alın 35 lira. Yani dilin kemiği yok. Yani hiçbir yerde denetim yok. Yani devlet ne işe yarar bizde mesela? Güzel konuşma. Güzel konuşmayı herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Şarkı gibi konuşur. Ezber. Uygulama var mı? Uygulama. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne yaptın? Ne yapabildin? Yap bir şey, inanayım sana. Bugün mazotun pahalı olması bu memlekette. Sen gidersen mesela, ben anladığım işi söyleyeyim sana. Gidersen markete, da var uğraşta 10 kaşa dumanız da gelir 10 kişi. Da alır her biri 2 kilo. Arz talep azdır. Ama çökerse üstüne yüzlerce kişi, arz talep çoğalır, fiyat artar. Her şey arz talep işi. Rumlar bugünkü gün, ha dinin, şeyin, ticaretin dini, ırkı, mezhebi yoktur. Yani ticarettir bu. Gelir Rumlar alır bundan mazotu, gelir alır. Ama Rumlar alır, biz değil. Onda yarı fiyatıdır. Çektin kendini getirdin onun fiyatına şimdi. Biz ilan gibi kıvrılırız. Aha bayramdan sonra başlayacak arpalara, oraklara biçmeye. Bir kombay nereden baksan sana 80... Tamam bir dakika başlayalım. Döneceğim var aklımda bir evet. Soruları soracağım size. Sevgili Salih kardeşime soru sormak isterseniz de 225-25-14 225-34-64 da telefon numaralarımızdır. Arayabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. Evet. Şimdi senin kombayın var. Evet. Sen kendinde ekerim. Kendim de ekerim. Arkadaşımla beraber falan bir şeyler yaparız yani. Ne kadar ekerim? Ekelik 200 dönüm, 300 dönüm. 200-300 dönüm. Başkasına da bir şey. Kiralarız, devletten de kiralarız, kendi mallarımız var. Devlet malları kiralarken adil mi? O işin de sakıncaları var. Zengine daha çok, garibe vurur böbrek yatağına. Ön kolunda alır üstünden, yürüyemez. Üç ayaklı gidebilir, bir hayvan gidemez. Yani biz de kalırız bir ayaklı. Yani torpilli olandır. Torpilli olandır, evet. Torpil geçer bu memlekette. Peki, geçen sene içerdiniz. Yani evet. Şimdi siz gezeceksiniz ve biçeceksiniz. Köylüye de biçerik tabii arkadaşlar. Nereye kadar gideceksiniz? Aşağı yukarı Güzelburda kadar dayanırdık. Angolem, Elye, Penda'ya, Gaziveran yok. Geçmeyik bu yanımız, geçemeyik. Peki, hazır mı kombay içeride ver bu işe? Ya da kaç paraya hazır hale geldi? Vallahi şimdi servisini yaparak oradan gelirim. Zaten üstüm başım leş gibidir. Kusura bakmayın yani yok, zamanım olmadı. İnsanları olduğu gibi doğru getirdiniz. Vallahi şimdi aşağı yukarı bir 40 bin liranın üzerinde bir masrafından çıkacağı kişi. 40 bin lira masraf yapacak kombay. Evet. Neler yaptınız? Golan var değişir. Görücü golanı var, değirmen golanı var, bıçaklar var da neyi yok. Sadece klimaya istediler bizden 10 bin lira. Petek yan, petek bozuldu. Bir de kondosorun başı kopmuş. Ha şeydir yani. Kabin var. Kabinlidir evet. Kabinlidir. Onları yaparız. Dün geldi işte getirdiği daktı peteği. Kaç tane kombay var Güzelburt bölgesinde bu işi yapan? Bizim köyde var, bir bizde var Yıldıray'la. Bir daha Cemal Hoca'nın oğlunda var Cenk'te. Başka? Bölgede var mı yok. Diğer köylerde? Angolem'de yok. Gaziveran'da yok. Yeşilyurt'ta yok. Güzelburt bölgesinde var birkaç kişinin. Yani bu güzel yurt, Bostancı'da var. Yani bir kombayın masrafını düşündüğünde senede işte 30-40 günlük yay biçeceğin işini yani hayatını kazanmaya yeterli mi? Neyi kazanacaksın ya? şimdi bir kombay sana 80 galon günde mazot yaksa 8 bin liradır abi. 100 lira galonudur böyle. Biz galon hesabı bildik. Biz eski... Litreyi boş ver.
Ha, litreyi boş ver. Zaten litre çıktı, kilo çıktı. Hepsi icat oldu, metlik bozuldu. Hepsi bize girdi. Onun için yani 80 galon yaktığında sana 8.000 lira diyor. Kombayın arkasında traktör beylerinden bağlar. Nereden baksan 1.500 lirayla o yakacak. Anladın yani 15 galon geçer. 1.500-2.000 lira o yakacak. Kamyon arpayı taşıyacak. O yakacak. Yani 11-12.000 lira günde sadece mazot parasıdır bu. Kırılanı, döküleni bilmem neyi o ayrıdır. Yani arpayı kaça satacaksın? Kaçacak. Arpa var zayıf. Eder 200 okka dönümü, 200 kilo. Okka dedik biz. 200 kilo. 4 lira satsa arpaya adam 800 TL. Bunu sürmeye 100 lira dönümünde mazot yakar. Tarlayı sürsün. Hadi tırmığına neker 50 lira dönümünde de gitsin şeye, tırmığına mazot parası olarak. Kırılan dökülen ayrı bunun dışında. E buna libaz mı atacak? Libazması da var. Bişmesi de var. Sıvır sıvır elde hiç. 200 kilo aşağı düşerse de zayıf kalır ki topla pırtıyı da kaç. Peki yani, daha önce kombayın arkasında torba vardı. Evet torbalıydı. Siz de zannedelim o zaman kombayın sahibi de herhalde dönüm başına bir torba arpa aldı. Bir torba arpa, bir torba buğday alırdık. O zaman hesaplardık mesela. Peki şimdi gene arpa buğday hesabı mı dönüm başına yoksa para mı alırsınız? Para alırız. Adam varsa da para olarak şey yaparız. Bir torba arpayı hesap et. Mesela kaç para tutardı? Kaç para tutarsaydı o zaman traktörler 10 şilin dönümü sürerdi tarlayı. Kombayda 1 lira veya 18 şilin dönümü biçerdi. Yökün olduğunda biraz iskonto yapan, tarla büyük olduğunda adamın 100-200 dönüm. Anladın? Şimdi neyine iskonto yapacaksın, neyine ne yapacaksın? Şimdi biraz önce dedin ki 10.000 kusur lira evet, mazot parası. Kırılabilir Allah göstermesin parçası. Kırılır. Yürüyen bir fabrikadır. Yani şimdi bu şartlar altında bir dönümü en az kaç paraya biçmek gerekiyor? 100 lira mazot yaksa sağa. Anladın? Bunun servis parası, kırılması bilmem nesiye. Bir kombay kaç paradır böğün? Alacaksın kendini sermaye. Sen bankaya götürün kon paranı da alın faiz. Yani bir iş yaptığında zaten işleyeceği 35-40 gündür. Yani bunun parasının faizini de hesaplayın ama vuraman adamın böbrek yatağı. Yani dünya yansın 300 lira, 250 liranın üstünde 300 liraya biçmemiz lazım. Geçen sene... Verebilecek mi bunu köylü? Kıvrıla büküle verecek. Alamaz oraya eline bitsin. Ekecek bu sene ektiği biçecek. Böyle bir şey beklemezdik. Biz geçen sene biçerken 5 lira, 5,5 liraydı mazot. Oralarda bir paraydı. Yani tam aklımda yok. Ben defterlere baksam bilirim. Bu sene çıktı 4 katına, 5 katına. Yağ, bir teneke 1.100 liradır Vasanavi. Bir teneke yağ. Bir yağını değiştiresin, filtrosunu değiştiresin, 1,5 milyar. Sadece bıçaklarını değiştirdiğim 2.800 TL. Sadece bıçakları. Arpalar bitince buğdaylara girerek bir daha değiştirdik. Çünkü kütleşir bıçaklar, önce tırtıllıdır. Yani sade bu değil. Adam bahçesini çapalayacak, sürecek, ilaçlayacak, badanez ekecek, bilmem su motorları işleyecek, elektrik. Şimdi Elye'de badanez var, başka ne? Bostan da var, karpuz ekerler, soğan ekerler. Onlar memnun mu halinde? Yok, şimdi memnun değil. Mesela bu sene badanez biraz fiyatlı gitti. Tüketiciler şikayet etti, pahalıdır. Badanez şimdi 20 kusur lira bir şeydir. Ama bir su motoru işlediğinde 80-100 lira yaktığında bir saatte elektrik parası. Elektrik parası yalınız. Bir su motorunu kurasın kaç parasın şimdi? Bizim köyde adam vardır 20 kilometre 25 kilometre boruları var yerde döşenmiş. Şimdi bunları yapsa köyü satsa yapamaz. Bir boru geçen gün arkadaşın patladı böyle. Derenin içinden geçerdi de bize taş bastı, yarıldı boru boydan boya. 900 TL'ye aldık bir boruyu. 6 metre bir boruyu. Tabii bunlar basınçlı borudur. Yani bir şey söyleyeyim bak Zari kardeş. Seni dinlerken, senden sonra benim buraya konuk oturtmam zorlaşır.
Niçin? Giyinmiş, kuşanmış adam ne güzel konuşuyor. Şimdi buraca otururum. Ve isterim ki insanlar dinlerken bilgi edinsin. Yani senden ki ben 6 metre boruyor 800 lira. 900 lira aldım. Konuşun. Den ki ben 1200 lira da var. Ha. 10 atıysa alacağın boru 1200 liradır. Yani senden ki bıçağı değiştirdim bu kadar. Evet. Yağı aldım bu kadar dedim. Bunu yaptım bu kadar dedim. Yani böyle yazarsak böyle defterin bir tarafına bütün masraflar evet. Kuruşuna kadar belli. Tabii belli değil. O birileri laf söyler, anlaman ne söylediğinin de hem de anlaman o şu yalan söyler. Yalanı yok araştırdı. Her şey gelsin görsün herkes. Hiç yalanı yok bu şeyin. Bugünkü gün ben Isuzu bir vanım var. Çıkarım Yeni Gavşak'ın yanında dururum. Doğancı'nın Yeni Gavşak yeni yol yaptılar ya. Hı hı. Orada dururum. Doğancı'ya giderim kuluba. Gazi Veren'e giderim kuluba. Yeşil Lur'da giderim kuluba. Güzel Lur'da gittiğim arabamla yok. 150 TL gün isterim. Yani giderim bir kahve içerim. Ya biriyle bir işim var. Gider geleyim 150 TL gün isterim. Nasıl buradan ayakta? Bir kahve 5 lira. Bir kahveye girdiğimizde arkadaşlar öder. Ertesi gün ben öderim. Ertesi gün o bile. Biz böyleyiz. Hala daha biz eski usul giderik. Ama insan var evine ekmek götüremez. Biz bu günler için mücadele etmedik. Ben 63 olaylarında çocukluğum. Verileri bize 2 kuruş, 3 kuruş. Yemiş alalım bakkaldan. Ben daş ve şişe toplaydım kapılarına, silah yoktu. Taş ve şişe toplardık kapıların arkasına yığardık, Rumlarla savaşacaklar diye. Büyüdüm, askere gittim, savaşa katıldım, esir düştüm, çıktım, askerliğimi bitirdim, evlendim, çocuk ettim, evlendirdim, torun sahibi aldım. Bu iş bir daha gider. Bir gerçek varsa, Rumlar bizi istemez. Senin bankada paran varsa veya malın varsa benim ortak kom, koman. Çünkü dünya onları tanıdı. Yanlış yaptılar, Çiler yanlış yaptı. Attı imzayı, onları aldılar Avrupa Birliği'ne, biz kaldık. O da gireceğiydi Gümrük Birliği'ne. Tansu Çiller. Evet, Tansu Çiller. Biz o zaman ayvayı yedik. Rumlar gelir... Başka Çilerleri almasınız. Yok, biz başka Tansu Çiller. Biz mesela Rumlar gelir, ben Rumca'da konuşurum, oturup konuşuruk falan. Derler bana, bak kardeş gibi konuşuruk, ne güzel. Dedim yine, ne diye senin konuştuğun ya? O 74'ten evvel bize un vermezdiniz, kereste vermezdiniz, çimento vermezdiniz, hiç vermezdiniz. Simyo vardı, rahmetlik oldu. Pendaya muhtarı, Rum babamın arkadaşıydı. Verildik parayı gene de gece gelir getirirdi bize köye. Gizli gizli. Yani biz bunları yaşadık ama bugünler için mücadele etmedik. Allah kuvvet versin Türkiye'ye ki bu parasını olsun bırakır bizi de kullanırız ve maaşı ödeyemeyiz. Bu memlekette kalan ganimetin hesabı yoktur. Hesabını kimsesi tutamaz. Elektrik verdi bize 30 kusur sene bir kuruş vermedik. Topladılar parayı, har vurdular, harman savurdular. Ne yapmadın santralini? Sen düşünmedin ki yarın benim bu halkım çoğalacak, bu elektrik yetişmeyecek. Bilmem ne. Geçen gün girdim söyleme kayıptır. Banyoya yıkanayım akşam üzeri. Şak kesildi elektrik. Bizim depodan da değil. Yerdedir hidrofor basar. Kaldım bir... Ya, sen doğdun doğalı hidrofor var zaten köyde. Bir saat oturdum banyoda elektrik gelsin de yıkanayım. Böyle bir keseceksen bu elektriği. Kes kendi gündüz, akşamüstü gelir insan evine banyosunu yapacak, yemeğini yiyecek karanlıkta. Nasıl olacak bu iş? Bu paralar nereye gitti yahu? Bu kadar sene var toplaklar. Türkiye vira verir. Nereye verir? Ben o zaman Türkiye'nin önünde vermem. Nereye istersen git. Ne halin varsa gör. Açık, bunun başka alternatifi yok. Yani şimdi sorayım ben sana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen, siyasi eşitlik talep eden bir devlet. Evet. Türkiye de bizi tanır mı? Evet. Yani Türkiye bizi devlet olarak tanır mı? Yok, tanımaz. Kimse tanımaz bizi. Ziya Ürfak vardı şeyde, Pakistan'ın başkanı. Aradı tanısınlar, üşükler, terörler, dürler yeni. Onu da söyleyeyim sana. Yani biz Türkiye'de güzel,
kavga etmeyelim ama işte şimdi Türkiye UBP'nin, Türkiye Ersin Tatar'ın seçiminde karıştı mı? Vallahi karıştı derler ama bilmem. Olabilir de olmayabilir de. UBP'de şimdi bir hükümette yaşananları ne görür? Abi 5 tane parti vardır mecliste. Dışarıdakıları da sayayım. Varsa dışarıda da unutmayayım. Hepsi diyor ki kurtaralım, memleketi kurtaralım. Buraçta bir yük varsa ben mesela kaç kilo kaldırabilirim? 100 kilo. Dünya yansın 100 kilo. 300 kiloysa bu kaldırabilirim. Yok. Tutun beraber kaldıralım. Değil mi? Yardım isteyin. Tamam o der kurtaralım memleketi. O bir der kurtaralım. Tamam be toplanın yakına. Toplanın hepsiniz beraber olun. Kurtarın bu memleketi. O öyle söyler. Kim getir savaşa? Yandaşını düşünüyor. Bir şey söyleyeyim. Derler ki işte bunlar haindir. Yani sen bu memlekette hain olduğuna inanın. Hain yoktur abi. Yoktur. Hırsız var mı? Hırsız çok. Çok. Nereye gider abi bu gelen şey? Evet. Yani nereye gider? Bu para gelir Türkiye'den. Evet. Sen vergini tamam toplaman. Mesela elektrik parası. Otellere biz duyarız. 5 milyon TL bağışladılar, 2 milyon TL bağışladılar bilmem ne. Abi sen bir garibanın gelirsen 200 lira cereyan parasını ödeyemediği de kesen garibe, da zengine de bağışlan. Bunun vardır adaleti. Adalet bunun neresindedir abi? Rahmetlik Doktor Küçük ve Denktaş, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Ben Doktor Küçük'ün sarı helikopterle bizim köye geldiğini bilirim, Barış Gücü'nün helikopteriyle. Sarı helikopter getirdi kendini. O adamların sayesinde biz şimdi ayakta dururuk. O adamlar attı bu Kıbrıs'ın temelini. Anladın? Ve Doktor Güçlü'nün gazetesi vardı, Halkın Sesi. Yazardı üstünde, ne yazardı bilir miyim? Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Nerededir bu sözler? Rahmetlik Dektaş, nerede öyle adam? Tamam ama bir dakika. Başımızdakilerden herkes şikayet eder. Yani bu başımıza gelenleri... Yani şimdi bir şey söyleyeyim size. Yok açık konuşun. Açık hiç yani. Bununla ilgili. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu sohbetten çok keyif aldım. Sağ ol. Ve uğraşmam bir şey söylediğinde yok ama diyeyim de bir şey söyleyeyim. Ne gelirse içinden söyle ve zemzem suyundan yıkanmış kadar temiz konuş. Şimdi sana dediğim gibi bu parti... Yani yok mu bu seçim zamanı? Evet bizim çocuğun işini halledecek, onu yapacak, bunu yapacak deyip oyunu satan insanlar yok mu? Çok. Peki yani şimdi... Abi adam açtı, ne yapacak? Açtı, ne yapacak? Ne koparırsam der adam. Bu memleketi bilir miyim ne kurtarıyor? Ben derim oyunu satan namussuzdur. Namussuzdur ama açtır. Hırsızlık yapsın, soksun kendi içeri. Büyük hırsızlara soru da sormazlar. Ama adam aç kalırsa da eder bir ekmecik çalar, oraçtan yesin ya bilmem ne. Tuttuğuna sokarken içeri çaldın, hırsızlık yaptın. Bu yanlış bir şey değil. Niçin çaldı bu adam? Ne halde? Geçen de ben internette bir şey gördüm. Kadıya gittiler. Çocuk paklava çalmış. Türkiye'de internette. Oturdu, adam şikayetti. Çocuklar istedi baklava versin kendileri. Hikayeydi yoksa oldu? Olgu yaşanmış bir şey. Hı. Dedi ki, veremem dedi. Kestiler tenhayı, çocuklar çaldı baklavaları. Yediler, tuttular götürdüler yeni kadıya. Hakim, evet. Kadı efendi. O zaman hakim oydu. Kadı efendi görecek davayı, dedi şikayetçiyim, şikayetçiyim. Çocuklara sordu, abi dedi istedik versin bize, kadı efendi yiyelim. Canımı çekti, paramız yoktu, vermedi. Ve kadı efendi kaç paradır dedi, bu kadar para akçe eder dedi, bu kadar şey eder dedi, o kadar etmez dedi, bu kadar eder dedi, bu kadar da ceza vereceksin dedi, canı çekti de vermedin kendine dedi de onun için. Anladın? Yani aç insan her şeyi yapar. Yani bugünkü gün memleketimizde çok insan var evine ekmek götüremez. Bahalılıktan 20 liradır der badades. Alamaz. 40 lira patlıcan. Nerede yaşarık ya o? Ya bugün duydum 100 lira nektar mı ne böyle? Nektarin. 100 lira yemeyecek. Abi bakacaksın resmi. Ama getirmesin hemen. Getirmesin. Yemesin, görmesin. Yemesin. Yani şimdi gitsin çocuk markette geçsin. Bir çikolat alamasın. Alamasın. Bir cips alamasın. Evet. O insanları bak. Ben geçenlerde yaşadım.
gitti, gördüm markette bir çocucuk annesinden çips ister. Yok dedi, böyle alma yok dedi. Dün aldım, evet. Bir an. Çocuk ister. Takip ettim yanları uzaktan. Gittiler kasaya, çipsler yok. Dedim müsaade, özür dilerim. Ben dedim, çocuğun adını bile hatırlarım, Abdurrazak. Tamam. Dedim böyle böyle, ben alabilir miyim? Baktı dedi, ya oradakiler dedi, ya sana bir şeydir, yardımseverim. Aldım. Baktım o insanın yüzüne, baktım o çocuğun yüzüne. Tamam mı? Baktım. Ve çok, yani bankada, o da bir süt fabrikasında bir yerde işlerdi. Abi dedi, ben de sana dedi bir hediye vereyim mi dedi. O da bana kaymak ya verdi. Alırım ya dedim, ne için, ne olacak? Ama bilirim, çocuk gider avcında utanır annesi babası. Evet. 15-20 liralık kemik ister, letsa ister. Evet. Kemik ister, kaynatsın. Ya şimdi bu bayram geldi. Ben adım gibi eminim bir hayret insan çocuğuna bir çift potini alamaz. Alamaz. Ha çıkacaklar televizyonda konuşsunlar. Yani dinlediğinde bu insanları bilim bulanmaz. Onu dinledin ya, şarkı dinle. Hiç olmazsa kefe de gelin. Yani züğürtlükten de olsa keflenin bir açık. Ama öyle güzel konuşmayla değil bu işler. Bu işler icraat. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Yapacağım. Yapmadın bir şey. Yap, ondan sonra söyle. Ha bunu yaptım. Yap. Rum tarafında mazot iki çeşittir. Bir var Eurodizel, bir de termasidir onlar. Yani eski biz kirli lamba suyu derik. Boyalı. Yolda yürüyen arabana koyamam onu. Termasiyi. İş makinelerinde kullanabilin. Isıtmalarda bilmem nerede. Çıkar umun, polis çıkar yola, şey adamı var çıkar, sokar bombayı çeker, bakar. Ne renktir? Öyle bir şey varsa 10 bin eurodan başlar cezası. Anladın? Sen de bize böyle yapamam çiftçine. Sonra elektrik, tamam be kardeşim, bir su motoru 80-100 lira yakarsa saatte, sen kaçarsan yiyesin badeleci, 1 lira. Zaten 7-8 liraya mal olur o adama, üretene. Kendi emekleri dışarı. Anladın? Yani öyle bir yere geldik ki artık kilitlendik. Yani bütün insanlar, paraya gong cebine. Giden 100. Kaç para var cebinde? Vallahi... Aha. 2, 4, 6, 7, 8, 900, 895. Yok, 800, yok 95, 4, 6, 975. Buraya gelirken de 250 lira benzin koydum arabaya. 200 lirayı yakacak yani. Kredi kartın var mı? Ben öyle şey kullanmam. Katliyim. Kredi kartı olmayan parayı harcan, ondan sonra da hapı yutan. Kredi kartı sadece bankaların karlarını yükseltmek amaçlıdır. Param varsa yerim, yoksa açta yatırım. Açık. Yani bunun başka şey. Zaten şimdi bu kredi kartı... Gel bak Sarıkarı, senin anlarım ki her şeye rağmen bir tekerleciğin, yani demem sana zengin yok ama evdeki akşam eve gittiğinde bir sokup ekmeği yemek bulacak. Evet. Ya. Evet. Yani gidersem köye, yani ben köye gelsem eminim oturacağız. Yiyeceğe geçecek daha, ayıp ettik. Sana bir sözüm var, bir kuzu bazlayacağım, gel bazlayacağım. Söz verdim, bitti. Tamam mı? Şimdi baktığın zaman, hadi geçen seneye göre sizin köyde bence fakirleşen insanların sayısı arttı. Her yerde. Bizim köyde değil, her yerde. Lefkoşa'da 6000 lira alır adam ayda. Ne bırak 6000 lirayla da bir? 3 tane çocuğu varsa adamın. Ne yapacak? İşe gidecek, gelecek, yakıtı var, bilmem ne, kirası var, bilmem nesi var, evinin kirası var, bilmem şunusu var, bunusu var. Nasıl geçinecek? Fakat bir şey daha sorayım sana, sen akıllı adamsın. Bir biçimde insanlar pahalı arabalar aldılar, cip aldılar. Büyük pahalı Mercedes aldılar, BMW aldılar vesaire. Şimdi o arabanın
Seyri seferini çıkaramıyor. O arabanın sigortasını çıkar. Ne olacak yani bu durumda? Şimdi Hasan Bey, bak söyleyeyim sana. Dün mü geçen... Sebebi Hasan Bey deme. Tamam Hasan abi. Ha. Geçen gün, ben 56 doğumluyum. Sen kaç doğumlusun? Ben senden büyüğüm. Ha. Allah ömür versin, sağla bağla. Veririz daha. Sağlıklı olalım da ne kadar yaşarsak evet. Mesele değil. Şimdi geçen gün gazetede okudum. Dün mü, öteki gün mü? Yani öyle bir işlere dalarak ki yani kafada problem çok. Açıkladılar ne bileyim ben kaç bin tane araba var bu memlekette ve yarısından fazlasının seyir seferleri çıkmış değildir. Doğru. Tamam. Kimdir bu? Hangi vasıtalardır bunlar? Köylü gariban bir burada tomoyecek onun evraklarını onarır. Anladın? Nerede bir lüks araba varsa çıksınlar yola bastığında internet düzeni var şimdi değil mi? İletişim düzeni var. Bastığında kompütöre kimin çıkmış değildir? Çıkmış değildir seyri seferi bilir mi devlet? Bilir. Ver polisin eline tutsun yani. Gezme bu bahalı arabada. Ucuzda gez de çıkar ehliyetin. Sen toplamazsan parayı vira ver Türkiye, ver Türkiye, ver Türkiye. Nasıl olarak bu iş abi? Bu daha da onun söylediğini yapacaksın. Yalan mı? Doğru. Bundan kalan. Ben en basitini söyleyeyim sana bir ev olayımız oldu bizim yaşadık. Sen de içindeydin. Lefke'de kalmış CMS evleri var. Gemi konağında kalmış CMS evleri var. İnsanlar girer zapt eder döner o birine satar o birine satar. Kaç para kira toplar bunlardan devlet? Bin kusur ev vardır. Bunların kiralarını toplasa devletin kasasına düşmeyecek mi? Seyri seferleri toplasa düşmeyecek mi? Tarla icarlarını doğru dürüst toplasa bilmem kaç para dönümü. Ben icar etmem arkadaş icar eder. O öder kiraları. Artır ya niye o 50 lira yap dönümünü, 100 lira yap dönümünü kasana para düşsün. Yani mazot var bir imkan. Mazota koyduğun anda abi her şey bitmiş demektir. Her şey bitmiş. Bugünkü gün süper arabalar neden dizeldir? Neden dizel alır adam? Mazot ucuz ucuz alırdı, benzin daha pahalıydı. Ve mesela bir galon benzin ile araba yaparsa misal olarak 30 kilometre mazotundan yapar 50 kilometre. Fiyatı aynı bile olsa, mazot kurtarır. Ha, benzinin yedek parçası ucuzdur, dizelin daha pahalıdır. Ama lüks arabalar görüngeni Concorde uçağına benzer. Görüngende korkan. Nerede buluyor bu parayı aldı bu adam bu arabayı? Bizde nerede buldu? Sizin köyde de var böyle. Var. Ama bizim köy... Ama bilin ki çalmadı ama. Çalmadı. Yani bir şey söyleyeyim. O arabanın masrafını karşılayamazken aldılar. Evet. O da anası da babası da dedesi evet. De verdiler parayı. Evet. Yahu o çocuk şimdi maaşı onun benzinini gitmez tutmaz. Şimdi evlendirdiğinde bir çocuğu bir tane gider iki tane gelir ilk bir de gelin gelir. Ona da bakacaksın yardım edeceksin. Torun da gelirse onlara da bizde. Bizim Kıbrıs'ın adetidir bu. Aman oğlucuğum, aman kızcığım, aman toruncuğum. Yani olmasın bu ailelerin desteği, bu insanlar açlıktan ölüyor. Bu bir gerçek değil. Nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? Vallahi bir yere kadar gidecek, patlayacak artık. Bilmiyorum, baştakiler bunun yani bu şeyleri çekip çevirmeleri lazım, düzenlemeleri lazım. Vah vah, hükümetin işini söyledin sen şimdi. O bakanlığı ister, o biri onu ister, bu biri bunu ister. Ben ne varım be bakanlığı? Bu memlekette abi bak, seçim inan hükümet olmaz. Olmaz. Teknotlar olacak şeyler. Bakanlar. Bakanlar. Milletvekilin olacak. Ha, onlar öyle milletvekili aslında. Onlar milletvekili yapacak mecliste, başkanlık seçimi olacak. Anladın? Başkanlık seçimi başkan atayacak teknotrat. Bakanları dışarıdan adam demeyecek ve bunun işini yapmazsam yarın ben kazanamayacağım. O bir hak neyse o. Hak neyse o. Nasıl ki mahkemedir budur. Kanun budur. Onu uygulayabilsin. Şimdi uygulayamaz. Bu bir gerçektir. O benim ahbabım, o biri benim ahbabım. Olmaz bu. Ahbap çavuş ilişkisi de bu iş görmez. Bu iş biraz adalet işidir. Sen hatırlan. Senin çocuğun meselesinde o bir taraf dediğim insanlar bana açtılar telefonu ve hakaret de ettiler bana.
ben onları, ben ha buradasın. Evet. O olay bitene kadar ben sizinle hiç karşılaştım mı? Hiç. Tanır mıydım ben? Yok, sizi? Yok, tanımazdım. Ben aradım seni. Hasan'a haklı buldum. Evet. Ve dedim böyle böyle. Beni insanlar suçluyor dedim. Yani o insanların da kendilerine göre bir şey. Ama dedim ya sizin eviniz yeriniz var. Bu çocuğun evi yeri yoktur. Dolayısıyla siz devlet olanağını böyle. Şunu neden söylerim size? Düzen olacaksa adalet olacak. Tabii adalet. Hakkaniyet olacak. Ha. Ve öyle kanun bunu der, kanun şunu der da olmaz. Yani ben bazen hakimleri de eleştiririm, onu da söyleyeyim. Hakim oturur, kanuna bakar. Yani geldiği için aklıma söylerim. Palm Beach'te devletin malını biri kiraladı. 50-60 bin dolar seyrediyorsun. Evet. Evet. Döndü bir başkasına kiraladı. 600-700 bin euro. O adam. Kiralayan adam. Kiranın... Devlete verecek 50 bin dolar. Alacak o birinden. Evet. Ve mahkemeleşti. Hadi yahu. Onunla o birinin bir ihtilafı var. 200 kusur insan işinden oldu. Ya hakim bırak bu beytambalın kapısı açık kalsın. Bu insanlar da evine ekmek götürsün. O adam bak Oraşlı Adalet nedir? Ne yapması lazımdı? Tabii onlar bizden daha iyi bilir kanunları ama mesela bu adam kiraladı 60 bin dolara da döndü 600-700 bin dolara kiraladı. Euro'ya kiraladı. O 60 bine kiraladığını adamı iptal edecekti. Çünkü kiracının kiracısı olmaz. Ha. Dönecekti o adama diyeceği sen 600-700 bin euro verme. Bana ver devlete. Bana ver 200 bin euro. Ya da 400 bin. Ha, ya ona verdiğine göre. Ha, ona verdiğine göre. Yani bu işte... Ama yani bir dakika onu bırak. 200-300 tane insan... Ekmeğinden oldu. Bu bayramda işi yoktur. Evet. Ne götürecek evine? Bana ne ya? Bak. Bana ne sözü. Ben anladım. Taraf olunacak yerde taraf olurum. Yani şimdi bak. El yeri Salih kardeş diyor ki... Kardeşim sen 60 bin dolar vereceksin devlete... Ve devlette o birik vereceğim o birini alasın bu kadar para. Stadyonun değil o para. Devletindir bu mal varlığı. Ha. Kiraz... Ve o yatırım da yapacak, sen evet. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ve mahkeme diyecek ki ben bu davayı görüşmeye devam ederim. Bu ekmek kapısı da kapalı kalsın. Evet, olmaz. Kalsın. E peki o insanlar bu bayram mübarek gün. Hadi eski ustaları öder, nereye kadar ödeyecek? Nereye kadar ödeyecek? O biri Sami kardeş kiraladı devletten 500 sterlin ayda. Lapta'da Karava'da o tarafta bir yer. Döndü devlete 5000 sterlin ayda kiraladı. Ne güzel. Ferenyeli Sami kardeşe de o da birkaç ayda o kiralasın. Abi şimdi adalet yok. Nereye gidecek? Bu yani bu siyasi yapıyla deyim sana. Hiçbir yere varamayık. Varılmaz. Varılmaz, imkansız bir şeydir. İmkansızdır. Çünkü biz köyde kahvelerde şakalaşırık. Ah, Türkiye verdiği parayı getirdi. Eskiden kırmızı uşaklı harnum torbaları vardı. Onlarla döktüler parayı meclisin içine. Kapan kapana çok ceplerinden gittiler. Doldurlar ceplerini, yine bitti para. Delik bunları yani. Yani bu para geldiğinde nereye gider ya? O bunun hesabı yok. Bir elektrik ya o, bir elektrik. Sana 30 sene Rum elektrik verdi ya o. Para vermedik abi. Hala daha verir. Dün akşam bir program görürdüm televizyonda. Bayrağı bile dedi Rum'un verdiği elektriğiyle aydınladırık. Ne acı bir şeydir bu. Çoluk çocuk. Vatan millet sakar ya. Çoluk çocuk işsiz kaldı. Ha. Gider Rum'da garsonluk yapar. Evet. Gider onu. Biz de çıkar derik. Sonuna kadar iki bölge, iki devlet değil çözüm. Şiir 23. sanatta çocuklar ama, şiir okur. Ama başka bir şey söyleyeyim sana. Benim aklım böyle keser ve düşünürüm de konuşurum. İngiltere ve Amerika. Amerika dünyanın polisi gibidir. Gorbaçov dağıttı Rusya'yı. İnşallah Amerika'da dağınır. Ama zor. Bunlar
200-300 senelik siyaset güdüller, ileriye dönük. Bu Kıbrıs'ta petrolün olduğunu, gazın olduğunu bunlar bilirler diye. Bugünkü gün, bu Kıbrıs'ta kim yaşar? Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar. Ağırlıkta. Tamam. Amerika der, Birleşmiş Milletler, Erdoğan doğru söyledi. Dünya beşten büyüktür. Gerçektir bu. Sen beş kişi, kaç tane devlet var dünyada? Beş kişi idare eden bunları. Öyle olsa seçime gitmeyin. Büyükler seçsin birbirini. Değil mi? Neyse. Bunlar bu memlekette petrolün gazın olduğunu bilirler. Ve bugün mesela anlaşmaya gider Ersin Tatar'la Anastasiadis. Değil mi? Gitmeden evvel anlaşmaya, birinci gider Anastasiadis, ora konuşurlar ne konuşurlarsa, o gelir bizimki gider ondan sonra. O gider ona der ki sen böyle konuşacaksın, bu da gider bundan der ki bizimkine böyle... Salih'in oyunu aldılar, Salih'e soran yok. Böyle konuşacaksın. İngiltere ve Amerika'yı kurtarsın, içinden hakkını alsın, söyleyeyim sana bir şey, bir saniyede anlaşma biter. Ne zaman? Rumlar sorar, ben sorarım Rumlara. Ne münayeni Gipriya Gibrovlima, yani bu Kıbrıs meselesi ne olacak? Der bana ki işte böyle böyle. Dedim yine bak söyleyeyim size bir şey. Söyleyeyim size bir şey derim yine. Ve dine. Bu memlekette dedim yine. Yaşarsınız siz Rumlar ve biz Kıbrıslı Türkler değil mi? Evet. Biz kendimiz oturacağız bu memleketin insanları. Dışarısıyla bizim alakamız yok. Oturacak, yiyecek, bu böyledir. Biz anlaşabilirsek, biz İngiltere, Amerika katliyen kurtarmaz. Bravo. Bir zaman karpuz götürürdüm Rum'a ben. Kapıdan ilk ticareti ben yaptım Rum'a. Götürdük, ondan sonra bir gümrükü Rum ayarladım. Ben şeyde, Uraş'ta, Metehan kapısında. 24 saatte o zaman varyalar. Onun nöbetinde geçirdim 4 yol. Ona da bir şeyler kurdulardı. Bir gün geciktik, varya değişti, 12 geçti. Gittik, iki tane gıdacağız gümrükçü. Ne falan dedi, araba yüklü karpuz. Dağ gibi, 6 ton üstünde. Dur dedi, ne falan, bizim karpuz getirdik. Yasaktır dedi bana. Dedim, ne yasak ya? Çek kenara dedi bana, yasaktır, aldım bir karpuz keseyim, kesme dedi bana. Otur, Rum'la beraber, Lagi var, Ballo Medo, bu şişman. Rum kayboldu. Yanındaki. Ona geçiririm karpuzları. Ben döneyim geri ben. Telefon der geldi Hacı Gosti diye bir Rum. Ben de uzun boyluyum ama böyle bakardım yani elektrik direği gibi bir adam. Zayıf. Ne yaparsınız dedi. Ben dedim karpuz getiririz. Dedi bana yasaktır. Nasıl yasaktır ya? Yasaktır dedi. Baba oraya dedi. Bugün yasaktır. Yok dedi bana. Dedim dün Rumca söylerim yine. Dün, öte gün, daha öte gün. Yasaktı dedi. Biz geçtik. Nereden? Buradan. Şimdi 24 saat idi varyalar. Ben bir o Rum'un varyayı söylerim. Bir başkasının varyayı söylerim. Hepsi bir aile. Ha, yani karıştırsın hesabı. Telefon etti. Paşaz diye bir Rum geldi. Getirdi bir diploma çantası. O da oturdu. Bilin o kapıcıyı geçerken gümrükçülerim böyle oturdu. Yola karşı uzattı. Ayaklarını attı üst üste böyle. Açtılar. Diploma çantasını çıkarttılar nöbetleri. Kim idi falan gün, ben aldım defteri dedim falan gün geçti, filan gün geçti, filan geçti. Bir başkasının nöbetini. Kim idi nöbettaşı bir telefon. E dedi yani falan gün nöbetteydim Uraş'ta Metehan'da, Aydemet'te. Bir araba karpuz geçti gördü. Ne söylediyse gene onu duymam ondan. Söve saya kapattı telefonu. İkinci yaştaydı, üçüncü yaşında Allah'ın hızı dedi sizin bir vurdu telefonu yere telefon geçti. Telefon kırıldı. Ben çektim inan kimlik kartını. Rum kimlik kartını. Ne bağırın yahu dedim yine. Ne Honaz ismi, ne master dedim. Ne bağırın gösterdim yine. Biz de Kırpısı dedim yine. Orijinal bak. Şimdi o mu dedi? Ben sana bağırmam dedi. Hakkım yok. Otur kahve içelim deyince o Rum'un da karşıda kız kardeşinin evi vardı. Böyle 60 metre yanda. Fırt çıktı. Her saklandı arkaya ben de görmedim. Yani korktu bu. Arabayı da ayaklar gene. Araba Rum'un. Ne dedi? Kahvelerini nasıl? Kim lira bu dedi bana. Dedim buna getirdim karpuzları. Dedim neredeydi be? Dedim ne bileyim kayboldu. Neyse yaptı kahveleri. Dedi bana bak. Sen nerelisin? Elleriyim. Madem ellerisin dedi bana. Sana bir kolaylık yapacağım. Ne yapacaksın bana?
Coca-Cola var. Coca-Cola'nın arkasında gümrüğün ambarı var. Rum'un. Götürecek dedi arabayı kilitleyecek oracağı. Gideceğim dedi yarın sabahtan Türk Ticaret Odası'na. Alacağım bir kağıt dedi ki bu karpuzlar Kıbrıs'ta üretilmiştir. Dedim yine gel buraya. Ne var dedim. Gel ya buraya. Bak dedim yine sapından sular damlar tıp tıp. Şimdi kesildi tarladan. Ben bilirim dedi. İsterim helo harkya navallu. Dosyaya kağıt isterim koyayım. Neyse götürdü bunlar kilitledi. Ali Erel o zaman şeydi. Hadi toparlada bir süremiz bak, oldu. Ali Erel o zaman şeydi. Ticaret Odası'nın başkanı gittik. Janel vardı genel sekreter gittik. Sabah sabah biz. Urum'un tomoyu gidecek. Karpuzun anasını sarayım. Biz bir tomoyu karpuz verdik. Beş tomoyu parası alırdı. Böyle böyle yok kavga ederek çıkıyor. Alma Ali Erel'i. O zaman da Çap Partisi bir parti kurduydu. Bir cengettirdik. Öyle tanıştık. Dedim al bağlı ereli ya aldı. Ya o dedi bir deli adam var burası dedi söylerim anlamaz. Ver bakayım dedim Murat. Kimdir ben? Dedim elleri sayıştır abi. Söyle dedim böyle böyle mesele. Ver bakayım bir Oya Hanım vardı Oraç'ta genç bir kız çağız. Ver çağırdı onu ver tabii ona verdik. O, ben söyleyeceğim o yazacak. Yazdı kağıdı vurduk mühürü ararım Urum'u. Ve dedim aldım kağıdı neredesin? Hangi kağıdı be dedi bu. Dedim ha karpuzları çıkaralım. Ben de karpuzları sattım. Ne sattın be? Kodun kambara kaçtık. Kadayı dedi oturdum durağa dedi. Aradım karıyı gelsin alsın beni. Döndü dedi. Bir araba geldi. Vıyy dur döngünce baktım dedi Hacı Kosti. Ne zaman burası demiş. Ha demiş böyle böyle. Ya o demiş ne düşündüğüm ne düşündüğüm. Ya bağırdınız ne çağırdınız ne gazetacı ne televizyoncu. Al demiş o moyla git kağıdı alırsan. Aldın kağıdı aldın. Hacı Kosti kimi değil? Hacı Kosti gümrüğün başı. Evet tamam. Peki. Çok sağ olasın. Şarkı gelsin. Ha. Senin içindir bu şarkı. Ya Cem Karaca lan. Yok. Haluk Levent. Haluk Levent. Evet, tamam. Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim de oldu sessizliğimde, seviştiğim de oldu benim. Kazandım da içtim, ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesim de oldu sessizliğimde. Sen derdimiz başını çok. Alıp şahane bir gitme. Derdim sen anlayan yok. Ne olur tut ellerimi. Kabahat bizde bu değil. Vallahi çok kabahat. Elimizden yaptık, boynumuzdan çekerek. Ha ben yapmadıydım. Yapmadım. Ve hiç kimseyi özlemedim. Seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme. Ne olur, ne olur tut ellerimi. Ne olur.
suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum. İhaneti gördüm. Sesim de oldu sessizliğimde. Seviştiğim de oldu benim. Sen de başımı alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiç kimseyi özlemedim, seni özlediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut elleri.